Estava a fazer um recomeço de campeonato muito forte, mas é verdade que nós tivemos qualidade para modificar o jogo e o resultado. Os jogadores do Fenerbahçe acreditaram sempre, como tem sido, quase sempre até ao último minuto, que podíamos mudar a história deste jogo e o resultado deste jogo. Assim o fizemos. Fizemos um a um com um grande gol do Mia, fizemos o 2-1 com uma boa execução também do Atilha. E a partir daí tentámos gerir o resultado, defender o resultado, porque está tudo em aberto. Com a vitória de hoje, ficámos a 6 pontos do líder do campeonato. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Maçtan önce maçın zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz 11 maçtır kaybetmiyordu ve iyi bir performans sergiliyorlardı. Bugünkü maçta da iyi bir başlangıç yaptılar ama biz kalitemizi sahaya koyarak bu sonucu değiştirebildik. Sonuna kadar inandı oyuncularım bu maçın hikayesini ve bu maçın sonucunu da değiştirebileceklerine. Miha'nın harika bir golüyle beraberliği yakaladık. Daha sonra da Atilla'nın atmış olduğu güzel golle öne geçtik. O saatte, o dakikadan sonra skoru koruduk. Şu anda ligde hala her şey açık, her şey ortada diye düşünüyorum. Liderin 6 puan gerisindeyiz. Bu lig çok zorlu bir lig. Evinizde oynadığınız zaman da, deplasmanda oynadığınız zaman da maçları kazanmak için çok çalışmanız gerekiyor. Bugünkü hakem yönetimi de bizim için maçı birazcık zorlaştırdı. Arao'nun pozisyonunda, Arao'nun golünde golü neden iptal ettiklerini anlamadım. Çünkü Arao'nun müdahalesi temizdi. Arao faul yapmadı. Samet'in yapmış olduğu harekete faul verdi hakem ama Samet o sırada topun olduğu alanda, aktif alanda bir şey yapmıyordu. O zaman her korner ve frikikte hakemlerin oyunu durdurup faul vermesi gerekiyor. Aynı zamanda Ener Valencia'ya verilmeyen penaltının da sebebini anlamadım ki ben bunları şu anda bir bahane olarak söylemiyorum. Çünkü maç bitti ve maçın kazananı Fenerbahçe. Ben kaybettikten sonra bunu bir bahane olarak sunmuyorum. Kazanmamıza rağmen bunları dile getiriyorum. Hakemler hakkında da normalde konuşmayı sevmiyorum. Umarım bir daha hakemler hakkında konuşmak durumunda kalmam ki zaten bundan sonra da konuşmayacağımı biliyorum. Ama hakemlerin pozisyonları daha iyi süzmeleri gerekiyor. Çünkü şu anda artık VAR gibi bir sistem de var. Dolayısıyla pozisyonları daha iyi izlemeleri ve analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuna sonradan giren oyuncular tıpkı Alanya maçında olduğu gibi skoru değiştirmemize yardımcı oldular. O yüzden her zaman söylüyorum, biz 11 kişilik bir takım değiliz. Şu anda sakat oyuncularımızın eksikliğini hissediyoruz ama yine de takım olarak hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonuna kadar inanıyoruz, sonuna kadar gideceğiz ve savaşacağız. Quanto à segunda pergunta. O quê? Não, o presidente falou comigo. Tenho um carinho muito grande pelo presidente. Acho que é um homem que sacrifica muito para o Fenerbahçe. Em todos os aspectos, familiar, financeiro. E de vez em quando ainda tem que levar com situações menos agradáveis. E portanto, ele colocou-me esse problema, que estava de continuar comigo. Deu-me algum tempo para eu refletir. E como eu tenho dito desde o primeiro dia que ele me conheceu. Fikrinize saygı duyuyorum. Futbolda herkesin fikri vardır. Herkes kendi düşüncesine sahiptir ama insanlar dışarıdan baktığı zaman hafta boyunca antrenmanların nasıl olduğunu ve ilk 11'in hangi stratejiyle belirlendiğini bilmezler. Sizin bireysel olarak belirtmiş olduğum gibi kendi fikriniz var. Ama hafta boyunca idmanları biz yapıyoruz. Oyuncuların performanslarını görüyoruz. Belli stratejiler belirliyoruz ki bugün aslında İsmail ile Arao ikisi birlikte iyiydi. Problem onların olduğu bölgede değildi. Problem ön bölgedeydi. Ön bölgede Dursun, Valencia, İrfan, Mor bu oyuncular rakip defansın dengesini bozamadılar. Arao ve İsmail'in görevi değil ön bölgede gol yaratmak. Dolayısıyla onlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum problemin. Ama zaten bu yüzden ben teknik direktörüm, siz gazetecisiniz ama sizin fikrinizi de kabul ediyorum. İkinci sorunuza gelecek olursak,
Başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi kendisi bu kulübe her anlamda çok fazla fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden fedakarlık yapıyor, gerek maddi anlamda fedakarlıklar yapıyor. Tabii ki çok hoş olmayan durumlar da yaşıyor. Biz kendisiyle devamlı olarak konuşuyoruz. O zaten devam etmemi istediğimi belirtti. Ama ben zaten buraya gelirken de en başında kendisine demiştim. Sezon bittiği zaman iki taraf oturur, bunun kararını veririz diye düşünmüştüm. Biz geçen sene Şubat ayında konuşmaya başlamıştık. O zaman da ben kendisine belirtmiştim. Sezon bittiği zaman tekrardan konuşuruz ne yapacağımızı diye. Şu anda ligin bitmesine bir ay kaldı. Şu anda bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum. İdeal bir zaman değil şimdi. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak. Kupada yarı finaldeyiz. Final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Hala şansımızın iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon bittiğinde durumumuza bakacağız. Belirtmiş olduğum gibi işlerin normal gitmesinden kastım mesela ligde oynanmayan maçlara da puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Neler olacağına bakacağız. İşler yolunda giderse biz de sezonu nasıl tamamladığımıza bakıp ondan sonra değerlendirebiliriz durumumuzu. Yok kendi limitado, João tem jogado, mas é um jogador que não tem condições ainda físicas em função da lesão, da grave lesão que ele teve, mas tem que ser assim, tem que ser aos poucos. Se ele não jogar, então é que ele nunca vai adquirir ou recuperar a sua forma. O Alioski também é verdade que não tem jogado. Tem jogado mais o Ferdi e o Samuel e poucas menos vezes o Alioski. Mas isso, se tens um plantel de 20 e tal jogadores, uns jogam mais que outros. Portanto, não entendo onde é que está a dúvida, onde é que está a surpresa. Não tem surpresa nenhuma. Quanto ao Arda, o Arda fez 18 anos, é um jogador que está a crescer, já jogou mais minutos comigo que com qualquer treinador, ainda tem muito para crescer, e como é óbvio, é um produto. O futebol turco, o tempo vai ter de certeza em muita importância. Serdar Dursun son iki maçta ilk 11'de oynadı. Bugün ligde ilk 11'de oynadı. Aynı zamanda son oynadığımız kupa maçında da ilk 11'deydi. Şu anda elimizde 3 forvet var. João, Valencia ve Serdar Dursun, ki João'un aslında durumu birazcık kısıtlı, sakatlıklar yaşadığı için bu sezon ağır sakatlıklar yaşadı. Dolayısıyla fiziksel olarak en iyi durumunda değil. Ama bu şekilde oynatmamız gerekiyor. Yavaş yavaş oynatmalıyız ki formunu yakalasın, yoksa yakalayamaz. Alioski belirtmiş olduğunuz gibi bir süredir oynamamıştı. Ferdi ve Samuel daha çok oynamıştı ama 20 küsur oyuncudan oluşan bir kadronuz olduğu zaman birilerinin diğer oyunculardan daha çok oynaması normal. Bunun bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Arda 18 yaşında bir oyuncu, gelişiyor. Benimle almış olduğu süreyi başka hiçbir hocayla almadı. En çok benim dönemimde süre aldı ki daha da gelişecek kendisi. Ben kendisinin Türk gençliği, Türkiye'deki genç oyuncular için ve Türk milli takım için çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Ama her oyuncu gibi onun da adım adım kariyerindeki basamaklara çıkması gerekiyor. E com possibilidades de ganhar dois títulos, a Liga e a Copa da Turquia, nós acreditamos muito nessa possibilidade. Os adeptos não acreditam tanto que é assim que hoje não tivemos tantos adeptos aqui como gostaríamos de ter. E também é verdade. Çok akıllıca bir soru bu. Ben taraftarların bizler kadar ve futbolcular kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla son yıllarda Fenerbahçe'nin ligin son bölümünde çifte kupa alma ihtimalinin olmadığını biliyorum son yıllarda bildiğim kadarıyla. Son bölüme hem kupa hem ligi kazanma ihtimaliyle girmedi. Ama biz inanıyoruz, çok fazla inanıyoruz. Taraftarlarımızın çok fazla inandığını düşünmüyorum. Çünkü belirtmiş olduğunuz gibi zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. İstemediğimiz tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Sevgi göstermek yerine protestolar olabiliyor. Son iki maçta bunlar yaşandı.
Takımını çok sevmek, taraftar olmak hem kazanırken olmalı hem kaybederken olmalı. Çünkü sadece kazandığınız zaman iyi ve tutkulu bir taraftar olmanın benim gözümde bir kıymeti yok. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Obrigado, teşekkür.